Ebu Süleyman Es-Sicistani, Abbasi döneminde Bağdat'ta yaşamış filozof ve mantıkçı. Klasik dönem tabakat müellifleri Ebu Süleyman Es-Sicistani'nin ne zaman doğduğu hakkında herhangi bir bilgi vermezler. Bununla birlikte Sicistan'da doğduğu ve Hicri 327, miladi 939 tarihinde Bağdat'a geldiği bilinmektedir. Doğum tarihi hakkındaki bu belirsizlik vefat tarihi için de geçerlidir. Öğrencisi Ebu Hayyan et-Tevhidi ve muasırı İbnü'n Nedim'in aktardığı bazı verilerden Hicri 377, miladi 990 tarihine kadar hayatta olduğu söylenebilir. Ebu Süleyman Es-Sicistani Bağdat'a gelmeden önce Sicistan'da felsefi ilimlere ilgi duyan Emir Ebu Cafer'in yanında Bağdat'ta olduğu gibi felsefi ilimlerle iştigal etmiş, bu yöneticinin huzurunda felsefi münazara ve müzakerelerde bulunmuştur. Sicistani Bağdat'a geldiğinde Farabi ve onun hocası Medda bin Yunus'un çevresinde teşekkül etmiş güçlü bir felsefi atmosferle karşılaştı. Onun Farabi ile ilişkisi olmadığını biliyoruz. Fakat İbnül Kıfti Tarihül Hukema'da Sicistani'nin Medda'ya talebelik yaptığını aktarmaktadır. Bununla birlikte tarihsel veriler itibarıyla bu ilişkinin de mümkün olmadığı söylenmelidir. Onun Bağdat'ta kendisinden ders aldığını bildiğimiz tek filozof, Farabi'nin öğrencisi Yahya bin Adi'dir. Farabi ve Medda'nın ölümünü müteakip Bağdat Mantık Okulu'nun en önde gelen ismi olarak görülen Yahya bin Adi'nin vefatından sonra okulun başkanlığı Sicistani'ye kalmıştır. Bağdat'ta Sicistani'nin çevresinde bir filozoflar grubu teşekkül etmişti. Bu filozofların katılımıyla kurulan meclislerde felsefi meseleler tartışılmaktaydı. Ebu Bekir el-Kumsi, Gulam Zuhal, Ebu Zekeriya es-Saymeri, Ebul Abbas el-Buhari, Ebul Feth en-Nuşecani el-Bedihi, Ebu Muhammed el-Aruzi, Vehb bin Yuaş el-Raki, Ebul Vefa el-Buzcani, İbni Miktat, İbnül Barrak ve Ebu Hayyan et-Tevhidi gibi isimlerin katıldığı bu meclisin üstadı Ebu Süleyman es-Sicistani idi. Ebu Hayyan et-Tevhidi'nin El-Mukabesat adlı eseri, Sicistani'nin felsefe meclislerinde tartışılan meseleleri canlı bir şekilde aktarmaktadır. El-İmta'da yazdığına bakılacak olursa, Ebu Hayyan, Bağdat'taki filozoflardan en iyisinin ve bu meclisin reisinin Sicistani olduğunu söyler. Öğretisi. İslam dünyasında felsefi ilimlerin olgunlaşma evresine girdiği bir dönemde yaşayan ve antik Helenistik birikim de dahil olmak üzere civar felsefileşmiş kültürlerin merkezi haline gelen Bağdat'ta eser veren Ebu Süleyman Es-Sicistani'nin felsefi görüşleri birkaç risalesiyle birlikte büyük ölçüde öğrencisi Ebu Hayyan et-Tevhidi kanalıyla günümüze ulaşmıştır. Özellikle El-Mukabesat ve El-İmta adlı eserinde hocasının görüşlerini aktaran Tevhidi, varlık mertebeleri, din-felsefe ilişkisi, akıllar teorisi, mantık-dil ilişkisi, bilgi-fiil ilişkisi gibi konuları öne çıkarır.